bahsettiğimiz deniz salyangozları bunlar. Bunlar deniz salyangozu, limpet türü deniyor çoğunlukla. Bunların proteinlerini elde ettikten sonra proteinleri enzimatik yolla parçaladıktan sonra hidrolizatlar yani peptitleri içeren numuneler elde ediliyor. Ve bu numunelerin daha sonra biyolojik aktivitelerine, antioksidan, antidiyabetik ve antihipertansif olarak özelliklerine bakılıyor. Ve bunların bu özelliklere sahip olduğu keşfedilmiştir. Gördün mü? Farklı bir renk olmuş. Yeni bir çalışma bizim için. İrlanda ile birlikte yürüttüğümüz ve asistanlarından Nuri Gürkün gidip İrlanda'da yaptığı bir araştırma. Bu da deniz salyangozundan biz peptitler ürettik. Peptit ne demektir? Küçük protein parçaları. Peptitler zaten terapide, efendim ilaç sanayinde, kozmetikte, gıda sanayinde kullanılıyor. Ne yapıyoruz? Normalde deniz salyangozunun ihtiva ettiği bir proteini biz sindirim enzimleriyle in vitro olarak yani laboratuvar ortamında parçalıyoruz ve kısa kısa peptitler elde ediyoruz. Daha sonra bunların biyolojik özelliklerine bakıyoruz ve bu çalışmamızın sonucunda da elde ettiğimiz peptitlerin efendim antikanser, antihipertansif, antimikrobiyal, antifungal gibi özelliklere sahip olduğunu gördük. Bu bize ne kazandırıyor? Doğal biyolojik moleküllerden ilaç adayları üretiyoruz. Yani sentetik ilaçlara göre daha doğal ilaç adayları üretmiş oluyoruz. Bu da zaten son yılların oldukça güncel bir teknolojisi. Neden? Sentetik ilaçlara karşı ne var? Direnç var. Örneğin işte antibiyotik direnci, efendim antifungal direnci gibi dirençler gelişiyor. Dolayısıyla sürekli sizin yeni ilaçlar üretmeniz gerekiyor. Bunlar da doğal, canlılardan doğal olarak üretilen ilaçlar olduğu için daha doğal ilaç. Yani yeşil kimya ya da yeşil sentez deniyor. Bu bize avantaj kazandırıyor. Biz elde ettiğimiz peptitlerin antioksidan özelliğini kanıtladık. Efendim antihipertansik özelliklerini kanıtladık. Antikanser özelliklerini kanıtladık. Dolayısıyla bu teknoloji sayesinde alternatif, yan etkisi daha düşük ilaçlar üretilecektir. Bu alanda biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece deniz salyangozu değil, mesela diğer deniz canlılarıyla da bu tür çalışmalar yapılıyor. Neden peki okyanus ya da deniz canlıları kullanılıyor derseniz, bunlar biraz daha ekstrem şartlarda yaşadıkları için bizlere göre daha güçlü biyomoleküller üretiyorlar, daha farklı biyomoleküller üretiyorlar ve biz onların biyomoleküllerinden faydalanıyoruz aslında. Ne yapıyoruz? Canlıdan dışarıya çıkarıyoruz biyomolekülü ve onun üzerinde bir takım modifikasyonları yaparak aslında bir biyoteknoloji yapıyoruz ve yepyeni moleküller, ilaç adayları üretmiş oluyoruz. Kısaca bizim çalışmalarımız böyle. Biz öncelikle ön denemelerimizi yapıyoruz. Diyoruz mesela işte proliferasyonu önlüyor diyoruz. Nedir? Hücre çoğalmasını, metastazı önlüyor diyoruz. Bunu biz bir aday olarak öneriyoruz ve bunu bilimsel dergilerde yayınlıyoruz. Daha sonra bunun üzerine farklı araştırmacılar, farklı klinisyenler, farklı hekimler farklı daha ileri araştırmalar yürütüyor. Daha sonra da insan deneylerinde, faz çalışmalarında kullanılıyor. Ondan sonra, onaylandıktan sonra ilaç olarak kullanılabiliyor. Bunlar deniz salyangozunun proteinlerinden elde ettiğimiz hidrolizatlar ve peptitler.